kızım. Daha konuşmuyoruz. Bu planı kimle yaptın Betül? İtiraz ediyorum. Şu anda benim müvekkilimin kulağına eğilmek suretiyle baskı uygulandığını hissediyorum. Reddedildi. Babacık, baboli, vallahi ben yapmadım, yemin ediyorum. Anam kendi başına düşünmüştür. Benim düşünecek, idrak edecek aklım var. Allah'ını seversen bana tezgah açılmasın şu an. Erol, lütfen biraz cesur ol. Tamam mı yavrum? Hayatında ilk defa bir kere olsun birazcık cesur ol. Cevap veriyorum. Bu planı oğluşumla birlikte yaptık. Demek bu planı birlikte yaptınız. Evet, biz yaptık. Organize suç. Cezamız daha da artacak. Bu planı neden yaptınız? Ay, cevabını bildiğin soruları neden soruyorsun acaba? Belki de bu hatırlamana yardımcı olur. Hatırlamıyor gibiyim. Peki ya bu? Bu kadar çabuk konuşacağımı mı sandın Şadi? Beni hiç tanıyamamışsın. Yazık. Çok yazık. Belki de bu planı tek başınıza yapmadınız. Yanınızda biri daha vardı. Ama o kim? Ya of, çok hızlı konuşuyorsunuz. Yazamıyorum ya. Filiz. Evet, Filiz. Ne bileyim, çok Filiz. Vallahi Filiz. Ummadık taş baş yerler. Filiz. Filiz. O zaman kendimi tanık koltuğuna davet ediyorum. Buyurun Filiz. Teşekkürler. Filiz, bu planı yaparken Betül'e yardım ettin mi? Bu olayda Betül'e yardım ettim mi? Bilmiyorum. Benim kafam çok karışık, hatırlamıyorum. Belki de bu hatırlamana yardımcı olur. Bak baba. Yemin ediyorum ki ben hiçbir şey yapmadım yani. Benim hiçbir suçum yok Filiz, masum. Ay tamam Şadi. O an o isim benim aklıma geldi, tamam? Geç yerine, bırak. Peki. Ne öğrendin? Ay, hiçbir şey öğrenemedim. Hiç kimseye de bir zararım dokunmadı. Ne bu ya? Uyumak istiyorum ben. Ay, yeter artık. Bu gece kimse uyumayacak. Ama hiç kimse. Ben delilleri inceleyip size kararımı bildireceğim. Kararımı bildireceğim. Yıldız. Gittin mi güzellik merkezine kızım? Gittim anneciğim. Ama başıma gelenlere gerçekten inanamazsınız. Ne oldu? Fikret lütfen. Lütfen Fikret, artık aşikar etmek istiyorum anneciğime. Ben de merak ettim. Anneciğim, Betül'ün yaptığını duyunca inanamayacaksınız. Yani güzellik merkezinden Betül'e nereden geldin şimdi kızım? Şöyle geldim anneciğim. Anneciğim, ben cilt bakımına gittim ya güzellik merkezine. Aa, bir de baktım, Betül kendisine plastik makyaj yaptırıyor. Sonra böyle bir kılık kıyafet değiştirdi. Bir de baktım, Hikmet Hanım. Hikmet Hanım da mı orada? Ne işi varmış Hikmet Hanım'ın orada? Anneciğim, Hikmet Hanım Betül'müş. Betül hepimizi kandırmış. Ne? Ay bir yaşıma daha girdim. Ay yok. Emin misin? Yıldız, emin misin kızım? Evet anneciğim, hatırlayın. Hatırlayın lütfen Mevlud'u. Mevlud'a bile geldi. Biz de diyoruz, Betül neden gelmedi? Halbuki oradaymış. Ay rezil olduk, rezil olduk. Ay ne kadar utanıyorum. Ay böyle bir gelinim olduğu için ne kadar utanıyorum size anlatamam. Ay bu sefer çok ileri gitti. Gerçekten çok ileri gitti bu sefer. Anneciğim, lütfen artık Betül'le konuşun. Ailemle, çocuklarımla ve dünürlerimle uğraşmayı bıraksın. Lütfen. Ayrıca yaptığı her şey sadece kendisini değil, bütün ailemizi rencide ve rezil ediyor. Lütfen anneciğim, lütfen. Konuşacağım. Bu sefer konuşacağım. Betül'le konuşmanın zamanı geldi. Hayır, yani bazı yaptığı böyle ufak tefek şeylere göz yumuyordum, tamam. Görmezden geliyordum ama ya bu sefer çok ileri gitti. Çok haklısınız anneciğim. Çok teşekkür ediyorum. Ya baba ya,
Ne kadar güzel et yapmışsın. Vallahi tadı ağzımda kaldı be. Ellerine sağlık. Afiyet olsun babacığım. Her zaman yaparım ben sana. İşte buyur babacığım. Ya baba ya, neden bizim de evimiz yok ya? Böyle kendim odam olsun, böyle arkadaşlarım gelsin, gidip gelsin. Neden olmuyor ya? Allah Allah, babacığım nereden çıkarttın şimdi onu ya? Çünkü bütün arkadaşlarım benimle dalga geçiyorlar. Diyorlar ki sen işte anneannenin evinde kalıyorsun, evsizsin. Baban işte işsiz, güçsüz diyorlar. Ay, ay benim canım kızım. Sen onları hiç umursama anneciğim benim. Ne yapalım? Bizim de durumumuz bu işte, değil mi anne? Babacığım, yani biz eğer şu etçiyi açabilseydik, kendi evimize de taşınacaktık. Sana istediğin hediyeleri de alacaktım ama yani anneannenin durumunu biliyor musun babacığım? Hani o dükkana böyle su falan bastı ya. Ne yapalım, anneanneni böyle yalnız mı bıraksaydık yani? Destek olacağız tabii çünkü biz anneanneni çok seviyoruz. Yoksa biz kendi evimize çıkardık babacığım, ne yapalım ama? Yani bir süre böyle yaşamaya mecburuz çünkü bütün parayı anneannene verdik. Mecbur böyle yaşayacağız babacığım biraz. Ben kendi evime gidip kendi evimde böyle güzel oda olmasını istiyorum. Arkadaşlarım gidip de gelmesini istiyorum. Ben her şeyi istiyorum. Ay anne, nasıl içerlemiş çocuk. Çok haklısın babacığım, ne yapalım? Ay tamam. Tamam, hepsi geçecek babacığım, hepsi geçecek, tamam. Gereği düşünüldü. Oku kızım. Hemen geldim. Şahısların kredi kartlarına ve şahsi araçlarına süresiz el konulmasına. Ne oldu Betül? Daha ilk maddeden bayılma. Devamı var. Anacık, dirayetli kal. Ne olur dirayetli kal. Kurban olayım, güçlü kal. Şahısların bugünden itibaren ev içerisindeki konaklamalarının yasaklanmasına. Kendilerine bahçede ayrılan ve oraya kurulan çadırlarda konaklamalarına. Özel durum hariç ben çıktım, hop kaçtım gibi şeylerle çıkmalarının yasaklanmasına. Özür dileyerek bir şey soruyorum. Özel durum dediğimiz şeyin içine işe gitmek geliyor mu acaba? Çünkü işten de geri kalmak istemiyorum. Özel durumum varsa ben işe gideyim. Evet, gidebilirsin. Yani taksi yasak, metroya binersin artık. Aman be, ne yapayım işte, insanın evi gibisi yok. Sıcacık ortam, home sweet home. Şahıslara belirlenen miktar dışında nakit yardım yapılmamasına. Çok özür dileyerek, acaba belirlenmiş olan miktar nedir? Yani onu öğrenebiliyor muyuz? 20'şer lira canım. Ne? Ay, çok affedersiniz yani ben o miktarla ne yapabilirim yani, lütfen. Lütfen mahkeme biraz adil olsun. Zaten bir şey yapamadıya o kadar para veriyoruz Betül. Ama değerli jüri üyeleri, şimdi benim gelecekte iki tane Sabi Sübyan evladım gelecek. 20 lira harcına benim için gerçekten çok düşük. En azından 50 lira yaparsak biz de hesabımızı biliriz. Ayağımızı yorganımıza göre şey etmez miyiz? Tamam, Erol'unki 50 lira olsun, düzelt. Oh, çok şükür ya Rabbi. Ay, 50 lira için şu sevince bak, çiskindim resmen. Evet, şimdilik bu kadar. Cezanız şu an itibariyle başladı. Bravos ya. Yapılır mı bu yani çocuklarımıza? Yazıklar olsun sana. Çok pişmanım. Çok pişmanım. En azından bir donatlet bir şey yollayın be. En azından bir donatlet fanila bir şey yollayın en azından. İnsan bir nefeste olsa arar orada dışarı. Mağdur olacağız. Çok mağdur olacağız. Duydun mu Gülşah neler dedi? Küçücük kız nasıl doldurmuş kendini. Uf, neler söyledi neler. Ya anne, aslında haksız da sayılmaz. Baksana ne bir düzenleri var ne de Gülşah'ın bir odası. Ya innet etmeyip şu dükkanı satsan da herkes huzur erse ne olur. Kızım zaten sizin o dükkan. Allah aşkına ben öldüğüm zaman ne haliniz varsa görün, ne yaparsanız yapın ya. Ay anne ne diyorsun, Allah gecinden versin, Allah korusun ya. Ama torununu düşün işte. Kızım ben düşüncesiz bir kadın değilim. Düşüneceğim.
düşürmeyeceğim, ben satacağım, tamam. Zaten annenin de bana ihtiyacı var. Zaten kimseye güven olmuyor ki. Gideyim hiç değilse torunuma bakayım. Annem benim, gerçekten mi? Oldu, oldu anneciğim. Kurtuluş. Yalnız orada olmasına da ya biz annemi çok abarttık. Acaba biraz fazla mı abarttık ha? Yok be yavrum, ne abartacağız? Biz abartmadık da kendisi biraz abarttı gibi yani. Abla ya. Ne konuşuyordunuz ya siz? Konuştuklarınızı duyunca annem dükkan satmaya karar verdi. Duyduk ablacığım, biz de zaten onu konuşuyorduk işte. Şşt nünüm, ben sana demedim mi bu plan işe yarar diye? Ya ne planı? Dur ablacığım, anlatacağım sana. Aşkım yarın yine yalnız kalacaksın. Tek başına idare edebilecek misin? Ederim, merak etme. Zaten annem gelecek, Emir'e bakacak. Bu olaydan sonra hiç kimseye güvenemem ben artık dedi. İyi bari. Annenle konuşabildin mi bu dükkan meselesini? Ay ben onu söylemeyi unuttum. Bir arayayım mı annemi şimdi? Arama arama. Arama aşkım. Ya bu biraz araştırdım ben de. Yani tahmin ettiğimden biraz daha ciddi bir mesele. O yüzden gidelim yüz yüze konuşalım. Anlatalım durumu. Ben de sıcağı sıcağını hallederim. Tamam. Böyle söyleme, korkutma beni Onur. Hayatım, korkacak bir şey yok. Kork diye söylemedim zaten. Yani benim devreye girmem lazım. Tamam, o zaman sabah çiçekçiye gideriz. Anneme beraber söyleriz. Tamam, çok iyi olur. Emir ne yapacağız? Çiçekçiye götüremeyiz, üşütür orada. Doğru söylüyorsun. O zaman annemlere bırakırız. Hem bir babaannem de görmüş olur, özlemiştir o da. Aynen, iyi olur. Onur, bu adamlar böyle kötü bir şey yapmaz değil mi? Ya hayatım, ne yapabilirler? Ben sana merak etme diyorsam merak etme, tamam mı? Çözeceğiz. Tamam. Allah'tan annem sana söylemeden tamam falan dememiş, yoksa biraz işimiz zordu. Aynen öyle. Betül teyze, sen neredesin acaba? Ay Alperin suçum, sorma, ben sabahtan beri hiçbir saniye bile müsait olamadım ki. Sen benim başıma neler geldiğini biliyor musun? Nereden bileceksin, bilmiyorsun. Ne oldu? Ben deşifre oldum. Şadi her şeyi anlamış. Tahmin etmiştim zaten. Mahvoldum ben, mahvoldum ben, mahvoldum. Neyse tamam, neyse beni şimdi bırakalım. Sen ne yaptın? Dediğin gibi Onur'u tehdit ettim. O ne yaptı peki? Ne yapacak? Korkudan dili tutuldu. Tabii sonra bunun için Yıldız teyze aradı. Sabah da onunla görüştüm. Bir dakika, bir dakika. Yıldız seni Onur'un peşini bırakman için tehdit mi etti? Yoksa sana yalvardı mı? Hangisi? Hayır, bana tam olarak 10 milyon teklif etti. Ne? İnanmıyorum, inanamıyorum. Sakın, sakın o parayı kabul etme. Bak, lütfen gör artık, bunu senden çok korkuyorlar. Sakın o parayı kabul etme kızım. Ben senin gibi düşünmüyorum Betül teyze. Yani büyük bir para. Madem Onur'u kaybettim, teselli olmak için iyi bir para. İntikam almayı düşünüyordun hani? Yani büyük bir para. Reddedebileceğimi zannetmiyorum. Pelinso, sana istediğin her miktarı vermek zorundalar. Bak sakın o parayla getirme. Daha fazlasını iste, daha fazlasını iste, daha fazlasını iste. Ben de öyle yapacağım zaten. Tamam. Konuşunca beni hemen ara, tamam mı? Erol. Erol, Pelinso'yla konuştum ben şimdi. Of anacık, hala mı entrika? Hala mı entrika? Dımdızlak kaldık, donumuza kadar aldılar. Sokakta yatıyoruz, lütfen ama. Oğlum sus be, bu çok önemli. Bana bak, Yıldız yengen Pelinsu'ya susması için tam 10 milyon lira teklif etmiş. 10 milyon? Oldu, biz de gidelim Onur'u tehdit edelim. Biz de paraya konalım. Oldu, biz de tehdit edelim. Ay çok iyi düşündün, bravo. Harika fikir, bravo. Babaannen de gelsin, bizi tehdit etsin. Evet, ufak bir ayrıntı, atlamışım. Oğlum, Pelinsu bu parayı alıp gider. Alır, gider. Bana bak, bu savaşta biz kaldık. Dikkat et, gör artık bunu. İkimiziz. Yalnız bitti, bak bu kadar. Sen, ben, bitti, yalnızız. Yalnız hala yenilgiyi kabul etmiyorsun. Bu halinle yemin ediyorum bir tanrıçasın, bir sultansın gözümde. İnşallah Pelinsu da para isteğiyle şirketimizi batırmaz. Oha, Çuşansa, yok artık. Yok artık, Onur o parayı artık kendi cebinden versin. İnşallah. Bana bak, Onur'u çok zor günler bekliyor. Bekliyor da biz de çok zor günlerin içindeyiz ya, gülemiyorum. İnşallah da bekliyor. Ay ben nasıl yakalandım ya? Kızım sen nasıl yakalandın ya? Vallahi kabul edeceğim. Kabul edeceğim, başka yolu yok. Şöyle üstüne yazacağım bir... Bir milyon. Hayır az. Bir milyon değil. 5 milyon.
5 milyon yazacağım. Oldu oldu, olmadı beni ilgilendirmez. Sonra bir başka dükkan alacağım. Ondan sonra bir araba alacağım. Ondan sonra çocuklara dağıtacağım parayı. Ondan sonra da oh, keyif kika. Belki seyahate bile çıkarım. İyi para vallahi. İyi para. Vay be Songül. Helal olsun sana. Aferin Songül. Sen de tabii Yıldırım'la beraber ola ola körleye taş taşı kalkar. Para göz olmuşsun Songül. Para göz olmuşsun. Anneciğim. Güzel annem, sen nasıl geldin? Gazın kalmadı mı annem? Dumanla falan gelirdin seni. Anne deme bana. Sakın anne falan deme bana. Ne oldu? Bizim babanla beraber çalışıp kazandığımız o dükkanı sen satıyor musun? Annem henüz karar vermedim anneciğim. Ama anne çok para ediyor. Yani ben değil ama çocukların çok baskısı var benim üstümde anne. Ne yapacağımı bilemiyorum. Sen safsın sen. Sen safsın canım. Başka... Ya pardon, hayır. Sen düzelmişsin, sen kurnazlığa terfi etmişsin. Hatta sen para gözsün. Sen para göz Songül, para göz Songül, para göz Songül, para göz Songül, para göz. Hadi parayı yapıştır Songül. Anne deme ne olur. Anne lütfen yapma ne olur. Çok utanıyorum. Ben para göz değilim anne. Sırf çocuklarım için istiyorum. Niye? Niye olmuşlar kazık kadar çocuk? Sen, senin neyine? Ne o, geçinemiyor musun? Ha, o dükkandan gelen paralarla yaşayamıyor musunuz? Ananın babanın duası var orada. Bereketi var. Bereketi var anneciğim. Bak Songül. Emredersen evet. Eğer o dükkanı satar isen hakkımı helal etmiyorum. Şimdi sen düşün bakalım kararını ver. Deme ne olur anne deme. Dedim. Üzgünüm ama dedim. Ağızdan çıktı bir kere. Ha? İlhami. İlhami de etmiyor. Üzgünüm. Aa, babam burada mı anne? Babam. Babacığım. Ay anlamıyorum ki artık, dumanı da kestiniz, hiç göremiyorum sizi. Geldiniz mi gittiniz mi? Anne. Baba. Ay, satmam. Dükkanımızı hayatta satmam. Yemin ediyorum etçiyi açıyoruz günün sonunda. Ay evet, kurtuluş vallahi, şaka moka açıyoruz ha. Hala nasıl annem ikna oldu, ben çok şaşırıyorum. Ay vallahi ne yalan söyleyeyim, ben de çok şaşırdım abla. Baba ayrı eve de çıkacağız değil mi? Çıkacağız tabii babacığım. Ayrıyetten bırak yeni evi. Ben seni özel okullarda okutacağım babacığım. Oley! Oley tabii ya. Annem geliyor, annem geliyor. Günaydın kraliçe. Günaydın anneciğim. Günaydın madem. Ha? Günaydın. Günaydın. Anneciğim ne oldu? Durgun gibisin. Oldu. Bana oldu da galiba size de bir şeyler olmuş. Hemen yetiştirdin herhalde. Öyle mi? Evet anne, evet söyledi de yani zaten öğrenecektik. Ya çok sevindik satacağını anneciğim. Fazla sevinmeyin kızım. Daha fazla sevinmeyin. Anneciğim, o zaman ben bugün direkt avukata gideyim. Şu satış şeylerini imzalatayım ha. Kurtuluş. Bak ne diyeceğim, ben düşündüm taşındım. Dükkanı satmamaya karar verdim. O zaman ben gideyim, dediğim gibi avukatla konuşayım, şu satış işlemlerini hemen başlayayım. Satmıyorum. Onu diyorum işte, ben de diyorum ki hani bir an önce avukatla ben bu işi halledeyim diyorum. Sen kilitlendin. Bak, satmıyorum. Benim annem satmıyorum diyor ama. Baldız, annem satmıyorum diyor. Anne ben avukatı aramayayım mı? Arama. Anneciğim. Anneciğim ne oldu ya? Niye vazgeçtin şimdi durup dururken? Dün gece Sümbül Hanım rüyama girdi. Benim annem boşuna girmez benim rüyama. O çiçekçiyi satmayacaksın dedi. Eğer orayı satarsan iki elim yakandadır dedi. Hakkımı helal etmem dedi. Bitti, satmıyorum ben de. O boşuna girmez rüyama. Anneciğim,
Belki bir yeriniz açıkta kalmıştır. Enişte. Ne tarafı? Omuz başı falan. Ne bileyim ben. Hani... Hadi bir an evvel yiyin. Şunu biraz pişireydiniz yani. Bu ne böyle ya? Ekmek teklimize gideceğiz. Hadi. Yavrum. Hadi anneciğim günaydın. Anne Lale ile biraz işimiz var da. Müsaitseniz birkaç saatliğine Emir'i size bıraksak olur mu? Ha, çok seviniriz. Babaannen de çok sevinecek. Malum tabii dadısız kaldın. Sorma anne, görüyorsun değil mi başımıza gelenleri? Ah, duymaz mıyım yavrum? Pes diyorum, başka da bir şey demiyorum. Ama sen hiç merak etme, babaannen gerekeni yapacak. Babaannemin de haberi var yani. Ama ne yapayım? Yeter ama artık, değil mi? Ya anne sorma, sanki az derdimiz varmış gibi bir de bunlarla uğraşıyoruz ya. Ah, hiç sorma, hiç sorma yavrum. Oğlum, Pelin'si aradın mı bu arada? Yok anneciğim, hadi ben seni ararım. Emir huysuzlandı. Tamam yavrum, bekliyorum. Tamam, öptüm, bay bay. Tamam, tamam, tamam. Babaanneyle konuştuk. Seni götüreceğiz ya oraya. Seni oraya götüreceğiz ya. Usta duracak mıymış babaanne Demir? Sen ne yapıyorsun? Onun mu kesilmez? Yaprak şey olmuş anne onu. Bu dağılmaz o. Tabii senin yiyeceğin bir şey olmadığı için. Merhaba. Dikkat etmiyorsun. Merhaba. Ay canım. Ay hoş geldiniz. Ay iyi. Hepiniz geldiniz. Ay keselim benim. Emir'im nerede? Şey babaannesine bıraktık ya. Büyük babaanne de orada da. Aa hoş geldiniz. Hadi ne yersiniz ne içersiniz söyleyin. Yok anne. Aslında biz seninle bir şey konuşmak için geldik buraya. Ne, bir şey mi oldu? Anne çiçekçi almak isteyen firma var ya. Evet yavrum. Pek tekin insanlar değillermiş onlar anne. Anneciğim ben aklında çok iyi şeyler duymadım işin içi. Yani insanların mekanlarını ucuza kapatmaya çalışıyorlar. Hatta bunu zorla yapıyorlar diyebilirim. Çocuklar. Vay. Hakikaten benim tüylerim diken diken oluyor. Anneanneniz girdi biliyorsunuz rüyama. Eğer dedi sen burayı satarsan ben hakkımı helal etmiyorum dedi kadın. Anneciğim satmazsanız da sizi rahatsız edebilirler yani sonra söyleyeyim. O yüzden böyle bir şey olduğu zaman lütfen bana haber verin tamam mı? Ben korkmaya başladım şimdi ben. Korkma anneciğim korkma olur mu öyle şey? Bak Kurtuluş başımızda hem değil mi Kurtuluş? Tabii anne yani gerekirse ben yemin ediyorum alınlarını karıştırırım onları. Bacana sen varken benim gözüm arkamda değil. Yani sana güveniyorum ama sen yine de ne olur ne olmaz. Sen bana bir haber verirsin. Ben gelirim. Birlikte hareket ederiz olur mu? Tamam bacanak ayıp ediyorum. Ay çocuklar yani o zaman bizim verilmiş sadakamız varmış diyelim değil mi? Ya anneciğim biz de sana baskı yaptık özür dileriz. Ay evet anneciğim ne olur kusura bakma ya. Biz de başımıza talih kuşu zannettik. Böyle seni bir de sıkıştırdık falan. Vallahi çocuklar siz nereden bileceksiniz? Ya adamın bir gelişi vardı. Onur bildiğin gibi değil. Bayağı senin gibi şık giyinmiş böyle geldi. Çeki koydu önüme bıraktı üstünü. Siz doldurun falan bir havalar. Tahmin ediyorum anneciğim. Hep işte bunlar göz boyamak için. Neyse hadi benim çantamı getir. Şu çeki bir an evvel iade edelim de kurtulalım. Nerede çanta? Nerede acaba aşık? Ha? Nerede olabilir? Saksıların dibine gömdüm çantama. Anneciğim siz çeki bana verin. Ben çekeyim iade edeyim hem de bir görüşeyim onlarla olur mu? Tamam yavrum. Yok. Yok çek. Ben buraya koymuştum. Anneciğim cüzdanına bak. Bakacağım ama ben oraya koymuştum. Anne ben bir montun cebine bakayım. Yok burada da yok. Çünkü o buraya yok. Ben almadım anne. Yemin ediyorum ben almadım. Anne merak etme. Belki evdedir ya. Gider bakarız. Neyse anneciğim siz üzülmeyin. Bulduğunuz zaman haber verirsiniz. Alırım ben bir şekilde. Tamam tamam haber veririm. Benim bir toplantım var. O yüzden çıkmam gerekiyor. Haberleşiriz. Ben de gideyim. Anne ben gidip eve bakayım istersen. Yok yok ben bakarım. Ben kendim bakarım. Yemin ediyorum ben almadım anne. Hadi ben gidip geliyorum. Hadi anne haber verin tamam mı? Hadi hadi. Ne bakıyorsun kızım? Allah Allah ben almadım diyor. Dayanamayacağım. Hayır yani niye bana haber vermiyor anlamıyorum ki ben. Öğreniriz şimdi bakalım.
Efendim Şerife? Kız Seher, Betül Hanım kılık değiştirip Lale'lerin evine dadı olarak işe giriyor. Ve sen bunu bana söylemiyorsun, öyle mi? Aşk olsun yani. Ay, demek suçu oymuş. Akşam mahkemesi görüldü, büyük ceza aldı. Ay kız, sen gerçekten çok safsın. Ay sen ayakta uyuyorsun Seher. Ya sürekli evden zaten kaybolup duruyordu. Ben de bir şeyler seziyordum ama. Bravo canım, tebrikler. Sen şimdi onu bunu bırak da. Betül uzun süre entrikadan uzak kalacak. Bizim de işler kesat gidecek demektir. İşsiz güçsüz kaldık buralarda. Evet öyle. Şadi Bey bu sefer çok kızdı, hayatta barışmaz. Bizimki de sahalardan uzak kalır tabii. Aman bırak sen Şadi'yi ya. İki tatlı söze tap oluyor bu. Biz ne yapacağız onu düşün sen. Çek Nale. Çek kesin burada. Allah'ım öyle bir yere sakladım ki ben bile bulamıyorum. Hadi bismillah. Yok. Yok. Çek. Ay. 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 Ay annem inşallah çeki bulmuştur. Bulmuştur. Nerede olacak ki? Annem arıyor. Efendim anne, ne yaptın? Lale, aramadık yer kalmadı kızım. Yok çek. Yok mu? Yok, her yeri aradım. Sen şimdi herkes çantasına baksın, tamam mı? Mutlaka bir yerlerdedir, mutlaka bizim kızların çantasındadır ha. Bir dikkatle baksınlar. Tamam söylerim, merak etme. Hadi görüşürüz. Ne oldu? Yok, talan etmiş, evi yok, geliyormuş şimdi. Çantalarınıza bakın dedi, kalk bak. Ay. Baktım ama bir daha bakayım. Benimkine de bak, benimkine de. Kurtuluş, bana bak bakayım. Senin bu çekin kaybolması ile ilgili bir alakan yok değil mi? Ya Nilüfer, yemin ediyorum sinirlenmeye başlayacağım ama ha. Ya hırsız mıyım ben? Yok diyorum, almadım diyorum ya. Emin misin Kurtuluş'a? Şöyle bir daha düşünsen falan. Evet abla ya, o kadar da değil yani. Ya yemin ediyorum baldız var ya, bir tek sen benim yanımdasın hep ha. Ulan asıl ben parayı yedim, bu adamlara ne diyeceğim şimdi? Allah Allah ya. Ay. Birader, içerisi pek müsait değil hani. Burada şey yapalım. Nedim Bey gönderdi beni. Bir gelişme var mı diye sormamı istedi. Ya hani valide böyle pek satmayı düşünmüyor. Yani ben satalım diyorum da valide pek yanaşmıyor yani. O çınan da biz şey dedik, ailecek böyle konuştuk. Aldığımız parayı da çeki de biz geri iade edeceğiz yani. Ne demek satmak istemiyor? Siz bizi pek anlamadınız galiba. Yok anladık da. Tapanca. Öyle bir şansınız yok. Bilmem anlatabildim mi? Sen şimdi içeri gir. Kayınvalidenle bir daha konuş. Yarın ben tekrar geleceğim. Yemin ediyorum hiç tekim bir adam değildi. Ben gideyim onu delikanlı gibi erkek erkeğe bacanağımla bir konuşayım. Hanımefendiyle dün telefonu nasıl kapattık? Hala müsait olmadı. Rahatlığa bak ya. Ama Sametciğim sen de biraz abarttın galiba. Yok ya, seviyorum, kıskandım. Maço adamım ben, ne olacak? Sen ara Sametciğim, bir daha ara. Nergis, nasılsın? Müsait misin? Evet, müsaitim. Nasılsın Nergis? İyiyim. Ha, annem geliyor. Samet, kapatmam lazım. Sonra konuşuruz. Tamam. Ne oluyor buna böyle ya? Vallahi hiç sevmedim hareketlere. Çocuklar, buldunuz mu? Yok anne, bulamadık vallahi. Nasıl bulamadınız ya? Ay oldu, aklım çıktı artık. Uğraştım, aramadığım yer kalmadı. Evi birbirine kattım, yok. Ay. Kurtuluş nerede? Kurtuluş? Kurtuluş nerede? Anne, Kurtuluş yok. Kurtuluş, ben dedim. Ben Kurtuluş'la dedim. Parçalayacağım onu ben.
Ay deme anne. Ay vallahi ben de bu sefer kesin boşarım ha. Tamam bir sakin olalım. Anne eniştem Çeki ne yapacak ki? Tahsil edemez onu. O benim kılığıma girer tahsil eder merak etme. Betül nasıl Hikmet Hanım oluyorsa o da Songül olur. Ay yok artık anne o öyle bir şey yapamaz. O kadar da o kadar da. Bir şey diyeceğim. Çekin üstüne imza var mıydı anne? Yok canım atmadım. E tamam geçerli olmaz ki o. O kendi yapamaz onu. Ay evet anne o salak o kadarını düşünemez ya. Eğer zaten düşünürse var ya elimden çekeceği var. Kesin yani. Ha, çok inandım. Ay tüylerim diken diken oldu. Hep vaat hep vaat. Benim tansiyonum oynadı. Bir tozlu bir ayran hazırlayıversene bana. Hemen getiriyorum ben anne. Tamam anne bulunur ya. Endişe etme Allah aşkına. Ay. Gene bir arayalım tamam mı? Hayda bu sarının ne işi var burada ya? Buyurun Pelin Hanım ne vardı? Onur'la görüşmeye geldim. Bekliyor muydu? Sana ne ya? Aa Pelin Hanım kibar oluyoruz. İncinmiyoruz, incitmiyoruz. Sametleri sevip koruyoruz. Senin saçmalıklarına uğraşamayacağım. Evet bekliyordum. Buyurun. Küçük. Kurtuluş abi. Abi ne yapıyorsun? Ya abi sen ne yapıyorsun? Ya bacanağa geldim böyle bir mevzu vardı da onu konuşacağım şimdi. Ha bacanağa geldin sen de. Onur Bey'in çok önemli bir toplantısı var. İstersen ben sana bedava çay ısmarlayayım öncesinde. Olur abisi. Bedava gel abi. Abi gel gel. Yine seni şaşırttım öyle değil mi? Bu sefer seni korkutmaya gelmedim merak etme. Aslında annenle konuşacaktım. Ama kararımı sen duy istedim. Yüz yüze konuşalım istedim. Seni dinliyorum Pelinsu. Teklifinizi kabul ediyorum. Ama 10 milyon değil 20 milyon isterim. Ne? Sen delirdin mi? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Evet delirdim. Sayenizde delirdim. Ve ağzımdan çıkanın ne olduğunu gayet de iyi duyabiliyorum. Pelinsu, bu çok büyük bir meblağ. Farkındasın değil mi bunun? Ağzından çıktığı gibi kolay bulunmuyor. Aa, Onur Sarıhan. Böyle konular senin için hiç zor olmamalı. Çek yazarsın. Sen ne ara bu kadar kötü oldun ya? Size bir şans vermek istedim. Kötü mü oldu yani? Ama biliyor musun? Senin paranı istemiyorum. Şimdi Lale'nin yanına gidiyorum. Ve ona diyorum ki Onur seninle sadece dedesinin mirası için evlendi. Bunu en baştan yapmalıydım. Pelinsu. Akıllıca. Karşıma çıkma. Sana. Sen hiç merak etme. Bye. Lalecim, gerçekleri öğrenmenin zamanı geldi. Gerçi bunları sana söylemem için bana bunu verdiler. Susmam için verilmiş olan 20 milyon lira. Ben aslında senin sandığın kadar kötü bir insan değilim Lale. O yüzden sana gerçekleri söylemeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Onur seni sevdiği için değil. Dedesinden kalan mirası alabilmek için seninle evlendi. Çünkü dedesi mirasını ilk evlenip çocuk sahibi olan torununa bırakacaktı. Bunun için önce beni kullandı, sonra senin hamile olduğunu duyunca beni bırakıp plana seni dahil etti. Yani Lale'cim, beni kullandığı gibi seni de kullandı. Yani senin gerçek sandığın her şey koca bir yalan. Bundan sonrası sana kalmış Lale'cim. Hoşça kal.
Anneciğim hadi kalkayım ben Emir'i alayım geç kalmadan. Canım benim. Hadi yavrum. Sıkmayın canınızı tamam mı? Tamam. Bana da haber verin. Bir şey olursa. Tamam. Tamam. İnşallah. Çıkmalı.